Çok meraklı. Tuhaf kokular. Meraklılara burnunu her şeye sokma derler ama ben burnumu çok seviyorum. Gerçekten. Yaşayabilmemiz için nefes almamız lazım. Nefesi de burnumuzla alıyoruz. İşte bu burnumu sevmem için yeterli bir neden. Burnumla harika kokular alıyorum. Çok acıktığımda burnuma annemin pişirdiği yemeğin kokusu geliyor. Canım bir şeyler atıştırmak istediğinde fırındaki kurabiyelerin kokusunu alıyorum. Bahçedeki çiçeklerin yanından geçerken çiçeklerin kokusunu duyuyorum. Anneme sarıldığımda burnuma annemin kokusu geliyor. Galiba en çok bu kokuyu seviyorum. Bir de kötü kokular var. Sifonu çekilmemiş klozet gibi. Bazen sifona basmayı unutuyorum ve kötü kokunun ne olduğunu öğreniyorum. Dün sabah pencereden bakıyordum. Burnuma çok kötü bir koku geldi. Koşarak banyoya gittim ve klozete baktım. Hayır, sifonu çekmişim. Öyleyse bu koku nereden geliyor? Çok meraklı için önemli bir görev. Annemden izin alıp dışarıya çıktım. Bu kötü kokunun nereden geldiğini bulmalıydım. Etrafı kokladım, çiçeklerin diplerine, ağaçların arkalarına bile baktım. Sonunda buldum. Evimizin karşısındaki parka birileri çöp atmış. Çöpler etrafa saçılmış. Kötü koku buradan geliyormuş. Hemen arkadaşlarıma haber verdim. Birlikte karar aldık. Bu mahalle hepimizin ve böyle kirlenip kötü kokmasına izin veremeyiz. Eldivenlerimizi giyip çöp poşetlerimizi alarak parka gittik. Yerdeki tüm çöpleri, ambalaj atıklarını, boş şişeleri, yerde olmaması gereken her şeyi topladık ve çöpe attık. Biraz yorulduk ama buna değdi. Parkımız tertemiz oldu. Artık burnum rahat rahat nefes alabilir, mis gibi kokuları duyabilir. Bak yine merak ettim. Senin en sevdiğin koku hangisi? Peki en sevmediğin? Ailenle birlikte en yakın parka gidip eldivenlerinle ve çöp poşetinle çöpleri toplamaya ne dersin?